bir taraftan Sayın Bahçeli Fethullah Gülen hakkında, diğer taraftan İsa Gök yine Fethullah Gülen ve onunla birlikte hizmette bulunan insanlar hakkında çok önemli, evet. Ve ipe sapa gelmez ama bir merkezden yönetildiği apaçık olan açıklamalarda bulunuyor. Ya bunun tesadüf olduğunu bana kimse söylemesin. Yani kimse bu açıklamaların aman bir şekilde sadece Ahmet Şık ve Nedim Şener'le ilgili ortaya çıkan tablodan kaynaklandığını söylemesin. Bakın, buradan Türkiye'yi takip edenleri uyarıyorum, Türkiye'yi yönetenleri de uyarıyorum. Bu aynen 28 Şubat gibi, evet. Ve bu aynen 12 Eylül öncesi gibi büyük bir senaryodur. Derin devlet bütün ama bütün her şeyiyle beraber harekete geçmiştir. Bu bütün dünyanın üzerinde ittifak ettiği, dünyanın her noktasında okullarıyla eğitime yapmış olduğu seferberliğiyle ve dünyanın her noktasında hem diyaloğa hem dinler arası bir şekilde uzlaşmayı sağlayabilecek, kavgayı, gürültüyü, düşmanlığı, nefreti ortadan kaldırabilecek bir anlayışı ortaya koymaya çalışan mümtaz bir şahsiyete ciddi bir şekilde saldırı vardır. Evet. Bu saldırının sebebi Sayın Fethullah Gülen değildir. Bu saldırının sebebi aslında Türkiye'de mazlum insanlar ilk defa iktidara gelmektedirler. Bu ülkede halk ilk defa iktidara gelmektedirler. Cemaat dövülerek ve cemaat üzerinden başka bir algı oluşturularak Türkiye'de 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçimlerde iktidarın rengini ve Türkiye'nin değişim yönünü bir şekilde etkilemeye çalışmaktadırlar. İşin şekli budur. Bu adamların çıkıp İsa Gök de, Sayın Bahçeli de çıkıp Türkiye'de aslında bir gerçeğe aykırmaları lazımdır. Bugün niye Fethullah Gülen Amerika'da diye sorun, bu Türkiye'nin ayıbıdır diye sormaları gerekir. Ama öyle iktidar hırsı, siyaset hırsı, derin devlet anlayışının Türkiye'de egemen olma sürdürülebilirliği öyle bir şekilde talimatla bina ediliyor ki maalesef ben yakın dönemde siyasette yapmıyorum, yakın dönemde siyasette yapmayacağım, evet, evet. Ama şu var. Bunları görerek üzülüyorum ve kahroluyorum. Ya tabii yani hakkında bütün dünyanın övgüler düzdüğü, aslında bütün ülkemizin minnettar olması lazım gelen bir anlayışa, çirkin bir saldırıya da muhatap olmamak lazım. Fakat yine de insanın içi hazmetmiyor. Yani çok samimi söyleyeyim ki benim içim hazmetmiyor. Evet. Ya, ömründe tek bir dikili ağacı olmayan insanlar, kendi genel merkez binalarından başka hiçbir şeyin, hiçbir menkulün sahibi olmayan insanlar, Allah rızası için bu ülkenin her noktasında, Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar, dünyanın her noktasında, Afrika'dan Asya'ya kadar, Balkanlara kadar, Amerika'ya kadar, her noktada bu milletin temel değerlerini dünyayla bütünleştirmeye çalışan bir anlayışa şiddetle saldırıyorlar. Benim bunu, bakınız, açık söylüyorum, Müslümanlık adına, Anadolu insanı adına, Türklük adına, milliyetçilik adına ve bu ülkenin geleceği adına kabul etmem mümkün değildir. Türkiye'de 4 yıldan beri hiç kimsenin cesaret demediği, daha önce cesaret edilip bunu canıyla ödeyen insanlardan sonra bir kez daha bu iş için adım atamayan bir kişi çıktı veya arkadaşlarla beraber çıktı. Evet, siyasi irade de bunun arkasında oldu. Bunun hakkını teslim etmek lazım. Ama Türkiye'de olmayan, olması hiçbirimiz tarafından hayal edilmeyen, hepimizin siyasi ve ülkenin geleceğiyle ilgili beynimizi, aklımızı formatlayabileceğimiz bizi yeni bir alana doğru çekti. Bu ülkede haksızlık yapan insanların haksızlığın yanına kar kalmayacağını, bu ülkede el altından Türkiye'nin yönetilemeyeceğini, Türkiye'nin şeffaf bir devlet olduğunu, demokratik bir devlet olduğunu, hukuk devleti olduğunu bir tek adam, bir iş portacının oğlu ortaya koydu. Bu ağırlarına gitmiş olabilir. Ankara'da müsteşar yardımcılığı yaparken, Ankara'da orada bürokraside bulunurken, elbette her hükümete kuyruk sallarken bu adamın aldığı riski, Zekeriya Öz'ün aldığı riski veya onun arkadaşlarının aldığı riski bunlar almazlar. Ben buna şiddetle telkin ediyorum ve kınıyorum ve yanlış bir değerlendirme, bu uslubun, Kadir Özbek uslubundan hiçbir farkı olmadığını söylemek istiyorum. Bu ülkede ne zaman bu ülkede doğru yapan insanların, elbet insanlar hatalar da olabilir, yanlışlar da olabilir ama hatalar ve yanlışlar hukukun içerisinde oluyor. Kimse elini alıp cinayet işlemiyor. Kimse elini alıp ondan sonra birinin hakkını gasp etmeye çalışmıyor. Çok Türkiye son bir aydır, bir buçuk aydır son derece yanlış bir mecrada sürükleniyor. Onun için ben bundan önemli ölçüde üzüntümü ortaya koymaya çalışıyorum. Yani ne yapıyor bu savcılar? Kimin için aldılar? En fazla Genelkurmay Başkanı bağırdı bu ülkede. Dedi ki işte bu borudur,
bu şu kağıttır, bu kağıttır. Hukuk önüne koydu. Hayır, siz haksızsınız dedi. Yetmedi, Gölcük'teki belgeleri çıkardılar. Yetmedi, Türkiye'de neredeyse insanları birbirine düşünecek oyunlar, senaryolar, darbe planları ortaya çıktı. Şimdi efendim bir kitap varmış, bu kitap. Yani bu kitap üzerinden Türkiye engelleniyormuş. Bu ülkede başbakana faşist diyeceksiniz. Türkiye diktatör rejime gidecek diyeceksiniz. Her türlü eleştiri yapacaksınız. Ben de muhalefet liderliği yaptım. Ben de başbakana her türlü eleştiriyi yerine getirdim. Ne oldu yani? Nereme bir şey oldu? Kim benim üzerime geldi? Kimle beraber bu işi veya benim arkadaşlarım üzerine kim geldi? Ya burada bir Türkiye'nin ilerlemesi için, Türkiye'nin yeniden değişebilmesi için bir anlayışı ortaya koymaya çalışanlara sadece bahane üretilmektedir. Bu bir mücadeledir. Bu mücadele hükümet bıraksa da, bu mücadele cumhurbaşkanı bıraksa da bir Zekeriya Özdağ gelir halkın iktidarını getirmeye çalışır. Bunun şeriatla da ilgisi yok. Bunun başka bir şeyle de ilgisi yok. Bunun bugün üzerinden bu mücadelenin bir şekilde zafiyete uğraması sağlanmaya çalışan Sayın Fethullah Gülen'le de ilgisi yok. Belki bu işleri en çok üzerinlerden bir tanesi odur. Bu işin milletle ilgisi var. Millet bir Fethullah Gülen çıkartır, bin Fethullah Gülen çıkartır, bir Zekeriya Öz çıkartır, bin Zekeriya Öz çıkartır. Ya bu milletin canına tak ettirmeyin artık ya. Bu milletin temel değerlerine karşı gelmesinler. Bu milletin temel değerlerine karşı gelirlerse bu millet adamı üzer. Hem de onu dövmez, onu köteklemez, ona ağır bir şey yapmaz ama sandıkta ona gereken cevabı verir. Bu millet temel değerleriyle beraber ayaktadır. Fethullah Gülen, Zekeriya Öz, hepsi milletin gönlünde yerlerini almışlardır. Hizmetlerinin ne olduğu bellidir. Birkaç siyasinin söz söylemesiyle de bunların hizmetleri sadece bugün değil, 100 yıl bugün hala dönüyoruz. Bediüzzaman'a referans veriyoruz. Said-i Nursi'ye referans veriyoruz. Bugün hala dönüyoruz Yunus Emre'ye referans veriyoruz. Bugün hala dönüyoruz bir şekilde Mevlana'ya referans veriyoruz. Bugün hala dönüyoruz 1500 yıl önce İslam dininin bize bıraktıklarına referans veriyoruz. Bugün hala dönüyoruz kurtuluş mücadelesini yaptıklarımıza referans veriyoruz. Demek ki hakkıyla yapılanların hiçbirisini bu millet unutmayacaktır. Kimse bu, ama herkes uyanık olmaya davet ediyorum.